Profesör Doktor Ralph Schweizer diye bir adam var. Bu adam diyor ki bak bir gel havuzda kaybolan balık etkisi diye bir sendromdan bahsediyor. Diyor ki her çocuk gözükmek ister diyor. Her çocuk bunu yapar diyor. Şimdi annesi kızına baktığında ne görüyor? Odasını toplamayan, böyle gel gereksiz çalışmayan. gereksiz makyajlar yapan kendini YouTube'da böyle tuhaf tuhaf hareketlerle minnoşlarla çekip internete koyan, böyle acayip acayip tripler yapan evet bir kız görüyorum. Ergen çocuğu olanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Ergenlikte çocuklar başka bir şekle bürünüyor. O saçı, saçını taraması, bir tane kılı buradan buraya gittiği zaman aynanın karşısında 50 saat bunu buraya mı koysam, buraya mı koysam diye düşünüyor. ya yani Gerçekten çocuklar ergen dönemde senin çocuğun değilmiş gibi, başka bir çocukmuş gibi karşılıyor. Her şeyde batıyor. Nur, böyle bunlara o kadar çok bakıyor ki, aslında da kızın çok daha güzel özellikleri var. Onları göremez hale gelin. Anlatabildim mi? İşte havuzda kaybolan çocuk sendromu bu. Profesör Ralph diyor ki bir anne çocuğu göremediği sürece çocuk kendini göstereceği başka kişiler bulur. Diyor. Nasıl görelim peki? Onun Benim de... gözümde kızım ders çalış... yani Kızım derken hepiniz için örnek veriyorum. Ders çalışmıyor. Ders çalışmıyor. Ne Getiri yapıyor bu çocuk? Çalışmıyor. Güzel bir tarafı ne? E, bütün gün elinde telefon yatağa uzanıyor. Orada ona bakıyor. Orada o youtuber senin, bu youtuber benim. Ama senin İnternet kızının bir bir güzelliği var. neler oluyor? Senin kızının bir güzelliği var. Voleybol oynuyor. Çok da başarılı. Senin kızının bir güzelliği özelliği var. Acayip dans edebiliyor. Senin kızının güzel bir özelliği var. Saçının bilmem kokreyi bilmem nasıl. İyi hocam bir ama şey. bunlar okulda başarısını etkiliyor mu? Biz başarıyla değil, önce çocuğu görelim. Aramızda bir ilişki oluşsun. Ondan sonra başarıya geçelim. Bak çocuk sana gözükmediği sürece nasıl başarılı olacak? Bak kadınların kahrettiği bir an söyleyeyim mi size. Söyleyin. Hepiniz hatırlayacaksınız. Kadın bakım yapıyor. Geliyor böyle bakmış, takmış, takıştırmış, sürmüş, sürüştürmüş, bakımı yapmış. Nasıl olmuş? Nur viral olmuş. Kendi evinin nur virali kadın. Geldi. Handan abla. Ama evinde nur viral gibi geziyor. Hep, böyle bir kadın ne demek düşün. Hocam o ya? Yani Nur, nur Viral, viral işte geziyor. güzel programcı, Ay, hocam, gönlümü almaya çalışmayın daha şey. kötü oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şunu söyleyeceğim. Bunu <laughs> yaptı ya kadın. Adam ne yapıyor? Kadın geliyor. Kadınlar nasıl olmuş dedi miydi? Erkeklerin şöyle bir anlayışsız tarafı var. O nasıl olmuşu nasıl olmuş diye algılıyor. Hiçbir kadın bir soruyla bir soru sormaz. 20 tane soruyu bir taneye paketleyip böyle sorar. Tabii nasıl olmuş dediğinde erkek diyor ki ne nasıl olmuş? Veya şöyle diyor güzel olmuş kadın nasıl olmuş diyorsa... ...beğendin mi, senin için özendim, baksana bunu böyle yaptım, biraz yorum yap, kadir kıymet bil, insan ol, nankör olma, gözüne düzüne durur. Bir sürü laf var onlar, nasıl olmuş deyince, erkek bunu göremediği için saçma bir şekilde güzel olmuş diyor. Peki bu kadın ne yapıyor? Çocuğunun yaptığını yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Kahır diyor. İşte kahır psikolojisinin ilk başlangıcı. Çocuklar da kahır ediyorlar? Tabii, niye kendine bakmıyorsun? Niye bakam hocam? Anlayan yok ki. <laughs> Anladın mı? Ablam Handan ablam artık kahretmiş. Nurdan abla kahretmiş. Daha da hiç uğraşmıyor. Ne Nur kahretmiş? Diyor? Neden Neden uğraşmıyor? Çünkü kadın kıymet bilen yok. yok. Kadir yok. kıymet bilen yok. Şimdi doğru. bu çocuk? YouTube çekiyor, bilmem ne yapıyor, voleybol oynuyor, saçını bir şey yapıyor, o burnunu bir bir şekil var yani bir şey bu çocuğu görmeyen annesine eninde sonunda kahrediyor. İşte Profesör Doktor Ralph Schwartz diyor ki sakın sakın çocuğa karşı körleşmeyin. Yoksa çocuk yanlış yollara sapar. Bizim çocuğu en çok kaybettiğimiz şeylerden bir özelliği bu. Nathan Kaplan diye bir adam var. Amerika'da bir çalışma yaptı. Amerika'daki öğrenciler içerisinde en başarılı çocuklar kim biliyor musunuz? Amerikalı çocuklar değil. Çin'den gelmiş göçmen çocuklar. Nedeni ne? Dil bilmedikleri, adapte olamadıkları için aileler aşırı çocuklarla vakit geçiriyor. Televizyonu da anlamıyorlar. Çocukla beraber ders yapmaya çalışıyorlar. Bir şey yapıyorlar. İki sene içerisinde orada göçmen olan ailenin çocuğu inanılmaz başarılı oluyor. Tek nedeni var. Çocuklarını görüyorlar. Arada bu yok. Şimdi verdiğiniz yöntemi bizzat ben uyguladım. Zafer hocama dedim ki tabii çocuk birazcık daha büyüyünce aileden bir biraz kopmaya başladığında ve arkadaşlarına yöneldiğinde bir bakıyorsunuz ki evladınızla aranızda bir iletişim kopukluğu oluyor. Hmm. Ya hocam dedim bütün gün hani hep bahsediyoruz ya youtuber'lar o kadar çok ki internet hmm. ortamında artık çocuğun sıkılma şansı da yok. Bir giriyor bir dünya bir başka bir dünyaya hmm. açılıyor. Alıyor çocuğun telefonu eline ya da işte tableti hmm. ne yapıyorsa bütün gün onunla ilgileniyor. Zafer hocam dedi ki sen de git onunla otur. Ve o ne izliyorsa onu izledi. Evet. Dün gece mesela e, Avustralyalı bir aile e, video çekmiş hocam. Küçük çocukları, kocası, kendisi. Hmm. Bir şey yok aslında videoda. Avustralya aile gündelik hayatını anlatıyor. Elini yüzüyor, elini yıkıyor, yüzünü fırçalıyor falan. Benim kızım o kadar ilgiyle izliyor ki onu. Ben de onun yanına oturdum. Ben de yorum yapmaya başladım. Hmm. Ama yalandan her yorum yani. Çok dikkatimi çekti. falan değil. Gerçek olması gerekmiyor. Çocukla onun ilgilendiği bir şeyle ilgilen. Gerçekten çocuk o anda başka bir şey oluyor. Sana bir tık daha yanaşıyor Tabii. böyle. Bak gördün mü anne diyor. Bu var. Baktım dili çözülmeye başladı. Bana başka şeyler anlatmaya başladı. Hı. Yüzde yüz bakın dün akşam bunu deneyip uygulayan bir anne olarak söylüyorum. Bu yönteminiz inanılmaz işe yarıyor. Bak söylüyorum çocuk konuşmuyorsa siz çözemiyorsunuzdur dilini. Beceriksizsinizdir. Söylüyorum kızmayın ama çocuğu beceremiyorsunuzdur dilini çözmeyi. O yüzden. Onun sevdiği bir şeyle uğraşmak kişiye değerliyse senin en iyi arkadaşının diğer arkadaşlarından en büyük özelliği ne? Niye bundan daha iyi arkadaşında şundan değilsin? Çünkü bu... O beni anlıyor. Seni anlıyor değil. Senin ilgilendiğin şeylerle aynı Doğru. şiddetle ilgileniyor o yüzden. Peki mesela böyle nokta atışı yapalım hocam. Hı. Bir çocuğunuzun ilgilendiği şeyle siz de ilgilenin. Hı hı. Çocuğunuz bilgisayar oyunları mı seviyor mesela erkekse? Hı. Onu Anne olarak oturun. Aa, İzleyin. Ne yapıyorsun İzleyin yorum yaparak. İki... Şimdi size bir deney yapalım. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Tek başına ıssız. Şimdi bak, şöyle bir gelsene Merve benim olduğum yere. Kamera tek çeksin Merve'yi. Biz yanında yokuz. Şöyle mi yapalım? Evet, bu ıssızlık, yalnızlık duygusu çocuğun motivasyonunu mahvediyor. Ayna nöron kuramı diye psikolojide bir şey var. Yani bizim beynimiz, beyinlerimiz arasında istemsiz bir yaklaşım var. Bak bu dediğime çok iyi odaklanın. ...çocuk ıssız hissetmemeli. Nur bir yaklaş. Bak şimdi yaklaştığında çok daha farklı bir şeye giriyor. Şimdi bir baba yanında. Tabii. Kendini daha güçlü hissediyor.